Helal kazancın önemi nedir? Son zamanlarda akla hayale gelmeyecek yollarla çamur atıldığına bakmayın. Dinimiz tertemiz bir dindir. Akaidi, amelleri, muamelatı, ahlakı hem tertemiz hem de temizleyicidir. Bu dinin mensuplarının da tertemiz olması gerekir. Bunun önemli bir unsuru da temiz rızıktır. Temizlik denilince sahabe efendilerimiz başta olmak üzere İslam'ın ilk nesilleri kalp ve ahlak temizliğini anlıyor olsalar da aklımıza ilk olarak diş temizlik gelir. Elbette bu da doğrudur. Müslümanın elbisesi, ibadet ettiği, oturduğu, yatıp kalktığı yer, iş yeri, çevresi temizliği temizli olmalıdır. Bunun gibi müminlerin yediği, içtiği şeylerin de temiz ve helal olması gerekir. Hak Teala ve onun kutlu peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bizlere neyin temiz ve helal, neyin haram ve kirli olduğunu bildirmiştir. Bize de bunları öğrenip uygulamak düşer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurulmuştur. İslam'ın farz olan temel ilimlerini öğrendikten sonra rızkını helalinden kazanmak da farzdır. Peki rızık nedir? Öncelikle yediğimiz, içtiğimiz her şey birer rızıktır. Fakat bununla sınırlı değildir kullandığımız, istifade ettiğimiz her şey rızık olarak tarif edilebilir. Evimiz, işimiz, eşimiz, giydiğimiz elbiseler, bindiğimiz araçlar bizim rızkımızdır. Önemli olan rızkımızı hangi yolda elde ettiğimiz ve onlarla ne yaptığımızdır. Diğer taraftan rızık sadece görünen, gösterebilen şeylerden de ibaret değildir. Hatta rızkın en değerlisi iman ve Cenabı Hakk'ı bilen, seven bir kalptir. Ayrıca akıl, irade, hal ve sıfatlarımız da rızıktır. Helal kazan çeşit çeşit rızık. Kaynaklarımız rızkı dört başlık altında ele alır. Bunlar kitabı ifadeleriyle mazmum, maksum, memluk ve mev'ud rızıklardır. Kısaca bakalım. Mazmum, ödenmiş rızık. Allahu Teala'nın kullarını özelde takdir ettiği, ölüm vakti gelene kadar vaat ettiği, ömrünün tamamlamaya yetecek kadar olan rızıktır. Bu rızk allah Teala kefildir. Ecel vakti gelene kadar kimse onu engelleyemez. Maksum yani taksim edilmiş rızık. Birinci kısmın dışında yani hayatın idame ettirecek kadar olandan fazla allah Teala'nın kuluna verdiği her türlü giyecek, içecek, bizzat kullandığı eşyalardır. Bu kısımda olan rızıklar da allah Teala'nın takdirine göredir. Memluk yani elde edilen, elde tutulan rızık kulun elinden toplanan bütün malı mülkü parası ve puludur. Kişi bunları kendi çabasıyla sebeplere sarılarak ya da Allah-u Teala'nın doğrudan ihsan etmesiyle elde edebilir. Fakat hepsi onun rızkı sayılmaz. Mesela milyonları el olan biri servetinin tamamını kendisine harcayamaz. Mutlaka bir şekilde başkaları da ondan istifade eder. Hatta öldüğü vakit bu mallar çoluğuna çocuğuna ya da bir başkasına kalır. Belki de onlar ilk sahibinden daha fazla faydalanır. Mev'ud yani vaat edilmiş rızık. Bu rızık allah Teala'nın salih kullarına ihsan etmeyi vaat ettiği rızıktır. Maddi ve manevi olabilir. Ayeti i kerimede bu rızık çeşidi şöyle haber verilir. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir kurtuluş yolu hazırlar ve ummadığı yerden rızıklandırır. Dikkat edilirse dört rızık çeşidi de allah Teala'ya atfen tarif edilmektedir. Rezzak-ı hakiki yani gerçekte rızık veren, rızkın sahibi olan odur. Kul sadece yine onun bahşettiği akıl, irade, imkan ve kabiliyetlerle rızkı almakta, kullanmakta, belki geçici süreyle eline tutmaktadır. Helal kazancı kirletmemek ve kirlenmemek. Hayatın her alanında kurallar vardır. İnsanın en özgür ve rahat olduğu yer evidir. Buna rağmen orada da pek çok kural vardır ki yaşanabilir olsun.'' Yemek, düzen ve intizam, temizlik gibi ev halkının dikkat etmesi gereken pek çok sorumluluk bu kuralları gerekli kılar. Okulda, iş yerinde, sokakta, trafikte, devlette, dünya nizamında da böyledir. İnsanların koyduğu kurallar bazen eksik ya da yanlış olabilir. Allah Teala ise ezeli ve ebedi ilme sahiptir. Kişiyi kendisinden iyi tanır. Bu sebeple onun koymuş olduğu ilahi kanunlar ise kusursuzdur. Bu kurallara riayet etmek, helal daire içinde yaşamak hem dünya huzuru hem de ahiret saadeti bakımından biricik yoldur. Bugün gerek fert olarak insanın gerekse küresel seviyede insanlığın yaşadığı krizler bu hakikati teyit eder. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere insan nefsi kötülüğe eğimlidir. Kuralları sevmez, haram olan şeylere yatkındır. Yaşanan musibetlerin büyük ölçüde sebebi de budur. Hile, gafs, yalan, aldatma, zulüm gibi haramlara yakasını kaptırıp rızkını kiletenler hem başkalarına zarar verir hem de Allah Teala'nın gazabını üstüne çeker. Çünkü nefislerine rab edinmişler, alemlerin Rabb'inin koyduğu sınırları çiğnemişlerdir. Huzuk niyette kazanılan rızkın, haksız kazancın, gaflet ve öfke yenilen içilen şeylerin bedenimize zarar verdiği, maneviyatımızı tükettiği, kalbimizi karartıp harama düşmemizi kolaylaştırdığı bildirilmiştir. Tecrübeyle de sabittir. Haram kazanç amelleri zayıflatır, ibadet neşvesini alır ve yavaş yavaş ibadet şevk ve azmini yok eder. Fakat asıl bedel ahirette ödenecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bazı insanlar vardır Allah'ın mülkünden haksız şekilde mal edinmeye girişir. Halbuki bu kıyamet günü onlara bir ateştir, başka şey değil. Helal kazanç için çalışmak bir emirdir. Allah Teala rızkı takdir ettiği kadar verir demiştik. Fakat bu videomuzda alın tere dökmemize, sebeplere sarılmamıza kesinlikle zıt ya da engel değildir. Hak Teala bu alemin nizamında her şeyi bir sebep sonuç ilişkisi içerisinde yaratmıştır. Cenneti iman ve salih amellerimize, rızkı çalışmamıza, gece ve gündüzü dünyanın dönmesine, yağmuru bulutlara bağlamıştır. Bu sebeple yaşadığımız aleme alemi esbab sebepler alemi denmiştir. Rızık konusunda da aynı hüküm geçerlidir. allah Teala mazmum yani ödenmiş rızkımızı ezeli ilmiyle bizim gayret ve çabamızı bilmesi üzerine taksim etmiştir. Çünkü onun bilgisi zamanla sınırlı değildir. Onun için geçmiş, şimdi ya da gelecek söz konusu değildir. O çalışmayı emreder. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı yaptık. Nebe suresinde buyurmaktadır. Kazanç yolları ise çok ve çeşitlidir. Kur'an-ı Kerim'de biz sizi yeryüzüne yerleştirdik. Orada size geçim vasıtaları yarattık. Geçim yolları verdik buyurulur. A'raf suresi. Çalışan bir mümin işini Rabbinin rızasını kazanmak niyetiyle yaparsa sevap kazanır. Zamanımızın bir büyük dönüşü de buyurur ki bir insan sabahleyin kalkıp güzelce bir abdest alsa işine giderken de ya Rabbi sen rezzakı mutlaksın. Bütün yarattıklarının rızkını mutlaka verirsin. Fakat rızık aramayı, çalışmayı sen emrettin. Biz senin emrine uyup rızkımızı aramaya gidiyoruz diye niyet etse ve bu niyetle işine başlasa bütün gün boyunca başını secdeden kaldırmayıp nafile namaz kılan kimse gibi sevap kazanır. İnsan için bunu yapmak çok kolaydır. Bu sevabı kazanmak için güzel niyet etmesi yeterlidir. Altın bilezik helal kazancın anahtarıdır. Mümin elinde bir sanatı, hüneri, bir uzmanlığı olması ne güzeldir. Dilimizde buna kolunda altın bileziği olmak denilir. Çünkü o bilezik bir ihtiyaç anında imdada yetişecek, ele güne muhtaç olmaktan muhafaza edecektir. Böyle bir hüner, uzmanlık helal rızka vesiledir. Rızkını kendi alın teriyle kazanan kişi hadisi şeriflerde övülmüş ve müjdelenmiştir. Fakat meslek edinmenin, hüner sahibi olmanın da sınırları vardır dinimize uymayan haksız kazanç yollarından, çirkin işlerden, kısaca şeriatsızlıktan sakınmalıdır. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem müminleri bir meslek edinmeye teşvik ederek şöyle buyurmuştur. allah Teala kendisine bir meslek edinmiş ve insanlara muhtaç olmaktan kurtulmuş mümin kulu sever. Bir başka hadisinde sizden birinin baltasını ve ipini alarak dağlar odun getirerek satıp parasıyla geçinmesi ve sadaka olarak vermesi versinler veya vermesinler insanlardan bir şeyler dilenmesinden çok daha hayırlıdır. Ariflerden İbrahim el-Metbuli kutlusu ruhu da şöyle demiştir. Sanatı olmayan kişiyi sevmem çünkü başkasından istemekten kurtaracak şey onun sanatıdır. Ehlullah'ın büyüklerinden Ebu Süleyman Eddarani Kutsası Ruhu ise bu konudaki sufilerin net tavrını şöyle dile getirmiştir. Başkasının sağladığı imkanla yani nafile ibadet etmen makbul bir ibadet değildir. Evvela geçimini temin et sonra nafile ibadet et. Ticarete başlayan kişi güzelce niyet etmeli, yaptığı işin dinimize uygun olup olmadığını, alım satımında kazancına haram karışıp karışmadığını düşünmeli, var gücüyle dikkat etmelidir. Hainlik, aldatma, hırsızlık, hile, gasıp gibi şeriat ve ahlak dışı işlerden uzak durmalıdır. Dinimizin yasakladığı faiz, fiyatta ve malın vasfında belirsizlik, çifte satış gibi günümüzde yaygın haramlara düşmemelidir asla kara borsacılık ve stokçuluk yaparak Müslümanları zor durumda bırakmamalıdır. Alım satımla ilgili fıkhi hükümleri öğrenmeli, tereddüde düştüğü veya bilmediği meseleleri bir aleme sormalıdır. Hz. Ömer radıyallahu anh çarşı pazar yerlerinde dolaşır ve oradakilere kamçısıyla uyararak buralarda dinin hükümlerini iyi bilenler ticaret yapsınlar yoksa bilmeden faiz yer harama düşerler derdi. Kişi evvela kendi alışverişini düzelttikten sonra komşu esnafın hatalarını da münasip dille ve dostane ilişkilerle düzeltmeye çalışmalı. İlahi ölçüleri yaymaya gayret etmelidir. Özetlersek Yüce Rabbimiz bizim için türlü türlü nimetler yaratmış, yeryüzünü güneşi, ayı hizmetimize vermiştir. Bu kadar nimet içerisinde haramlardan sakınmak, rızkımızın helal ve temiz olması için gayret ve çaba göstermeyi de bizden istemiştir. Namazlarımızı kurallarına göre kıldığımız gibi zamanımızın çoğunu harcadığımız iş hayatımızı da dinimize uygun yapmamız gerekir. Üstelik sünnete uygun çalışma biçimi ibadet sevabına vesiledir.